Tabii Mimar Sinan Mahallesi gerçekten bizim güzide mahallelerimizden bir tanesi. Çok kıymetli bir mahallemiz, diğer mahallelerimizde olduğu gibi. Mimar Sinan Mahallemizde de yine eski 1984 ile 88 arasında yapılan özellikle gecekondu engelleme bölgesi olarak yapılmış olan işte Mimar Sinan Camimiz, Fatih Sultan Mehmet Camimiz, etrafı, ortaokul alanlarımız vesaire böylesine genişçe bir alan. Biraz bilgi vereyim isterseniz. Yaklaşık 420 bin metrekareye 42 hektara karşılık geliyor bizim Mimar Sinan'da ilan edeceğimiz o dönüşüm, kentsel dönüşümün alanı 420 bin metrekarelik bir alanı kapsayacak bir kere. Gerçekten muazzam büyük bir alan. Ve bu alan 1984-88 yılları arasında kooperatifler olarak yapılmış. Bu binalarda asansör yok. Daha sonra doğalgaz gelmiş. Ciddi problemler var. Kaç bina var bizim bu müjdesini vereceğimiz alanda? 158 bina var şu anda. 2165 hane bulunmakta. Ve yaklaşık 7170 kişi şu an burada bizim müjdesini verdiğimiz alanda yaşıyor. Yaklaşık 102 bin metrekaresi bu alanın özel alan, özel mülkiyet. 87 bin metrekaresi de belediye mülkiyeti. Dolayısıyla bizim bu alanda belediyemizin de çok ciddi bir mülkiyeti söz konusu ve belediyenin mülkiyetini oradaki hemşehrilerimizin menfaatleri doğrultusunda değerlendireceğiz biz orada. Asansör yok, binalar çok eski yıpranmış, yenisini yapacak mali güç yok, mevcutta 5 kat olduğu için müteahhit girmiyor. TOKİ şu an önceliğimiz dediğim gibi hepsine aynı anda giremeyeceğimiz için Kale Mahallesi'nde ve Akkent'te TOKİ'nin çalışmaları var. Hakikaten zor bir bölge. Peki biz burada nasıl bir şey yaptık? Burada da çok titiz çalıştık. Taraflarla görüştük. Fevzi Muhtar'a da buradan selam olsun. Büyük katkısı var Fevzi Çeker Muhtarımızın. Onunla görüştük. Oradaki sivil toplumdan kardeşlerimizle görüştük. Arkadaşlarımızla görüştük. Müteahhitlerle görüştük. Yani biz buraya nasıl bir şey yaparsak siz burayı dönüştürürsünüz. Hemşehrilerimiz 1984'lerde, 80'lerde yapılan binalarda değil de yeni binalarda otururlar. Bize dedikleri şeyler oldu. Katı ile ilgili şöyle bir artırım yaparsanız, emsal ile ilgili şöyle bir artış yaparsanız, bize bazı imkanlar sunarsanız Allah'ın izniyle burası çok kısa süre içerisinde dönüşür. Buradaki ben katı falan da şimdi ifade etmeyeyim isterseniz. Biz Eylül ayı içerisinde buradaki katı vesaire hepsini bu ay içerisinde Gülabi Bey'e önce önümüzdeki hafta ondan sonra da Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bu dönüşümü ifade edeceğiz. Ama şunun müjdesini vereyim. Hayal ettiklerinden daha fazla kat düşündüklerinden. Ve ticaretle ilgili olarak da bazen bize şöyle de geliyor. Başkanım buna ticaret artı konut derseniz daha çabuk dönüşür. Hemşehrilerimiz daha çabuk dönüşsün diye ticaret artı konut diyorlarsa ticaret artı konut olsun. Bunları da gündemimize almak suretiyle. Orada nüve evler de var. İki katlı nüve evler. Böyle iki katlı yapılmış, müstakil duran. Orayı da kapsayacak şekilde. Oradaki Mimar Sinan'daki yaşayan tüm hemşehrilerimizin Allah sizden razı olsun. Allah Cumhurbaşkanımızdan, onun adamlarından razı olsun dediği neticeyi 420 bin metrekare, 158 bina, 2165 hane, 7170 nüfus su içerecek şekilde inşallah önümüzdeki hafta buradan Gülabi Bey'in ön bilgilerini verdik. Gülabi Bey de canlı yayında tüm detaylarını açıklayalım. Ondan sonraki haftada inşallah Mimar Sinan'da tüm detaylarını açıklayalım. Hem Gülabi Bey'imize hem Mimar Sinan'ımıza bu projelerimiz hayırlı olsun. Biz izleyen hemşehrilerimiz şöyle diyebilir. Ya başkanım bizim de eski evimiz var, nasıl olacak, şöyle mi olacak, böyle mi olacak? Bizim en önemli özelliklerimizden bir tanesi adaletimizdir, hakkaniyetli duruşumuzdur. Ali olacağız demiştik biz. Hep hatırlatıyorum ben bunu. Ali'nin A'sı adalet, L'si liyakat, İ'si istişare. Biz adil olacağız. Peki adaleti nasıl sağlayacağız? Buradan eski konutu olan hemşehrilerimiz de bizi dinliyorlar. Onlara da asıl müjdeyi de onlara söylemiş olayım. Bütün hemşehrilerimiz olsun bu müjdede. O da şu. Eğer eski bir binanız varsa, bu kentsel dönüşüm gerektirdiğini düşünüyorsanız, deprem yönetmeliğine uygun olmadığını düşünüyorsanız, burada bir dönüşüm gerektiğini düşünüyorsanız ama binanıza müteahhitler girmiyorsa, çünkü ekstra bir avantaj olmadığı için mevcut kaç katsa
size de bir avantaj getirmediği için yaptıramayacağınızı düşünüyorsanız. Birkaç koşulumuz var. Yandaki, aynı durumdaki binalarla da birleşmek belki bazısında icap edebilir. Koşulumuz şu. Bir, kentsel dönüşüme ihtiyaç duyan eski bir bina olacak burası. Arsa falansa oraya böyle bir çalışmamız yok. Eski bir bina olacak, deprem yönetmeliğine uygun olmadığını hemşehrilerimiz düşünecekler. Bunun tespiti için Şehircilik Müdürlüğümüze müracaat edecekler. Benim binam eski, ben burada dönüşüm talep ediyorum diye. Ve Şehircilik Müdürlüğü, valiliğimiz bünyesindeki buranın hakikaten deprem uygun olmadığını tespit edecek. Birinci şartımız bu. İkinci şartımız, en az 2500 metre bir arsayı toplayacaklar. Yoksa biz yol genişliği 8 metre, yol genişliği 10 metre olan bir yere 3 katlı bir binaya 5 katlı falan veremeyiz. Çünkü oradaki trafiği, oradaki ilave yeşil alan miktarını, oradaki ilave okul ihtiyacını falan oradan karşılayabilmemiz mümkün değil. O küçücük arsasından bizim kesinti yapmamız gerekir. Yolu genişletmek için, yeşil alan için vesaire. Buna da hiç kimse razı olmayacağı için 250 metrelik arsasının 200 metreye düşeceği noktasında rızası olmayacağı için mecburen bunu yapamayız. O yüzden en az 2500 metre bir arsayı toplaması lazım. 2500 metre arsayı da topladı, bize müracaat ediyor. Bir eski bir binası var, Şehircilik Müdürlüğü'nden buranın deprem yönetmeliğine uygun olmadığını tespit ettirdi. İki, 2500 metre yanlarıyla beraber aynı durumda, yıkılacak durumda olan binaları da topladı. O zaman biz hemşehrilerimize %20 emsalini artıracağımızı taahhüt ettik. Yeter ki dönüşsün. Yeter ki deprem dayanıklılığı olmayan binalarımız dönüşsün. Ama koşullarımız bir, dönüşmeye muhtaç bir bina olacak. İki, 2500 metreyi sağlayacak. Çünkü biz o sosyal donatıları falan ancak öyle yapabiliriz. Mesela buradan Karakeçili mahallemizdeki 100 evler diye bir yer var. Bize çokça sıkça geliyor. Bizim hemen yüksekokulun hemen arkasındaki çok eski bir bölge. Aynen Gülabibin mahallesinde biraz önce ifade ettiğim bölgeye benzer bir bölge. Bize gelirler. Orada Şehircilik Bakanlığından, müdürlüğünden buranın depreme uygun olmadığı testlerini ve sonuçlarını alırlar. Sonra da 2500 metre, orası zaten 4 dönüm. Bu da sağlıyor. 4-5 dönüm. Bu tür yerlerde biz dönüşümü hızlandırmak istiyoruz. Biz ekstradan %20 emsalle onlara bir takım ilave haklar vermek istiyoruz ve dönüştürmek istiyoruz. Peki bunu kime veriyoruz? AK Partililere mi? Falanca mahallede oturanlara mı? Asla böyle bir şey yok. Hemşehrilerimizden hangi mahallede oturursa otursun, siyasi düşüncesi vesaire ne olursa olsun bizim adalet anlayışımızın gereği olmak üzere bunu yapıyoruz. Mesela biz Melik Gazi Caddesi'nde asfalt döküyoruz. Ben 2-3 kez gittim. En son gittiğimde Bahçeliler Muhtarımız Hasan abimize de buradan selam olsun. O da vardı. Yanıma hemen oradan hemşehrilerimiz geldi. Dediler ki başkanım bu bina eski, deprem yönetmeliğine uygun değil. Biz burayı dönüştürmek istiyoruz. Bize nasıl yardımcı olursunuz? Baktım bina hakikaten eski. Şehircilik Müdürlüğü'ne gittikleri zaman muhtemelen deprem dayanıklılıkla ilgili olarak, kentsel dönüşüm ihtiyacı olarak belgelerini alacaklarını düşündüm. Peki kaç metrekare burası? Başkanım burası kaç dedi? 3000 metrekare civarı. Tamam, bizim şartımız uyuyor. En az 2500 metrekare olacak ve Şehircilik Müdürlüğümüzden de kentsel dönüşüm ihtiyacı tespit edilmiş olacak. Tamam, başvurularınızı yapın, gerekli işlemleri yapın, biz size yardımcı olalım. Ve bütün şehirde de bunu yapma irademiz var, düşüncemiz var. Bunu da adaletli bir şekilde bütün hemşehrilerimize yönelik olarak yapmak istiyoruz. Dolayısıyla Mimar Sinan bizi çok bekledi. Ben Mimar Sinan'a tekrar döneyim. Mimar Sinan bütün mahallelerimiz, bizim güzide bir mahallemiz. Ve Mimar Sinan'daki oradaki tüm hak sahiplerinin mutlu olacağı, ya bunu biz bile düşünmemiştik, başkana teşekkür ediyoruz diyeceği, Recep Tayyip Erdoğan'a, onun adamlarına teşekkür diyeceği, hem katla ilgili, hem emsalle ilgili, hem yol genişlikleriyle ilgili, oradaki rekreasyon alanlarıyla ilgili, bunun 3 boyutlu çizimini de yaptırdık, onu da söyleyeyim Mimar Sinan'ın. Aynen Kale Mahallesi'nde muhtemelen ekrana verdik biz onu. Nasıl 3 boyutlu çok evet, güzel bir sunum yapmışsak, Mimar Sinan'ın da 3 boyutlu sunumunu hazırlattık. 3 boyutlu sunumuyla şu an Mimar Sinan nasıl, bittikten sonra nasıl olacak? 3 boyutlu sunumunu da inşallah önümüzdeki hafta Gülabi Bey'de
sosyal evler. Ondan sonraki haftada Mimar Sinan'da açıklayacağız. Peki Mimar Sinan'da biraz önce de bir hemşehrimiz ifade etti yorumlarında. Biz fakirin, fukaranın, ihtiyaç sahibinin düğün yaparken zorlanmasın diye oradaki bizim cuma pazarımızın hemen yanına böyle 5 yıldızlı konsept gibi muazzam bir düğün salonunu tamamlamak üzereyiz. İnşallah arkadaşlar da aslında Mimar Sinan'ı orayı tamamlayayım bir an önce. İlk toplantısı da Mimar Sinan'a müjde olsun. Çünkü Mimar Sinan'ın sınırları içerisinde o düğün salonu, belediyeye ait olan düğün salonu, inşallah o düğün salonu tamamlayacağız. Ve orada da bütün milletvekillerimiz de, burada emeği geçen herkes de bunu ilan edeceğiz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın.